BFM Günü Raporu programı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyomda değerli bir konuğum olacak ki Skype bağlantısıyla bağlanacak elbette. İsviçre Türk Federasyon Genel Başkanı İrfan Okutan. Kendisiyle konuşacağımız önemli konular var. Özellikle İsviçre'de Türk vatandaşlarının durumu, akıbeti ve cenaze nakilleri nasıl gerçekleşecek? Hepsini ve daha fazlasını kendisinden öğreneceğiz. Ama en önce tabii kendisine bağlanmak gerekecek elbette. İrfan Okutan Skype bağlantımızda karşımızda. Sayın Başkan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Cem Bey. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Onun altını çizerim öncelikle. 206 ülke şu anda, 206 ülkede görüldü. İnteraktif tabloda yine stüdyomuzda mevcut aralıklarla yönetmenim onu ekranlara da veriyor. 206 ülke koronavirüsle çetin bir mücadele içerisinde. İsviçre'de son durum nedir? Tabii İsviçre'de Türk vatandaşların koronayla mücadelesi ne durumda? Hayatını kaybedenler var mı? Şöyle genel bir değerlendirme alalım sizden. Aralarda sorularım olacak elbette. Buyurun Sayın Başkan. Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başta size, Cem Bey ve Bengü Türk ailesine. Teşekkürler. Türkiye'deki biz Türklerin sesi oluyorsunuz, gözü oluyorsunuz. Eksik olmayın. Ve bu vesileyle de bizleri ekranları başında izleyen tüm izleyicileri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ ol. Ve herkese de sağlıklı günler diliyorum. Yüce Mevla'dan, evet sizin de buyurmuş olduğunuz gibi tüm dünyayı bugün musallat olmuş bu korona virüs belasının bir an önce ülkemiz olmak üzere tüm dünya insanlığının üzerinden yok olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Peki, şimdi İsviçre'deki koronayla mücadele nasıl gidiyor efendim? Yani siz Türkiye'yi de yakından takip ediyorsunuz elbette ama bizim de merak ettiğimiz noktalar var. Özellikle Türkiye ve İsviçre'yi, yani şu anda siz İsviçre'den bağlandığınız için söylüyorum. Hani bir kıyaslama, bir mukayese yapıldığında artılar, eksiler nasıl? Belki bir öneri olarak da hem yetkililer hem de vatandaşlar olarak bizlere de geçebilir bu söyledikleriniz. Neler söylersiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum tekrardan Cem Bey. Evet, İsviçre ilk önce bu koronavirüs vakası yanılmıyorsam 25 Şubat tarihinde çıktı. Türkiye'den daha erken. Evet, 25 Şubat tarihinde daha önce İtalya, Milano yani Kuzey İtalya demiş olduğumuz bölge ki İsviçre'nin de sınırı oluyor. Orada bir etkinliğe katılmış bir İsviçre vatandaşı, özellikle İsviçre ve İtalya vatandaşları birbirleriyle çok iş ve alışveriş yapmaktalar. Oraya katılmış bir kişinin virüsü kapması neticesinde İsviçre'ye getirdiği ve akabinde tespit edildikten sonra değişik yerlerde yine bilhassa İsviçre'nin İtalya sınırları bölgesinde ağırlıklı olmak üzere İsviçre'nin tamamına yayıldığını görüyoruz. Bundan sonra İsviçre tabii ki bir takım önlemler almaya çalıştı. İlk etapta uyarıcı basın yoluyla ve iş yerlerine bir takım taleplerde bulundular. Hı-hı. Toplu olarak çalışan insanların birbirlerine el vermemeleri, birbirlerine mesafe bırakmaları, bu sosyal mesafe dediğimiz bir buçuk iki metrelik bir mesafenin olması konusunda. Ama bu bir hafta sonra maalesef evdeki hesap çarşıya uymadı ve İsviçre küçük bir ülke olmasına rağmen ve çevresindeki ülkeler daha güçlü ve korona bazında da çok fazla hastası olması dolayısıyla birçok insan İsviçre'ye gelerek maalesef İsviçre'ye taşımış bulundular. Ve bir hafta sonra İsviçre hükümeti bir takım iş yerlerine daha yaptırım gücü olan çalışmalarda bulundu. Ne bazı gibi? iş yer bir bazı iş yerlerini kapattı. Yani özellikle gıda sektörünün dışındaki iş yerleri, işte restoranlar, kapasitesi büyük olanları daha aşağıya düşürdüler. Çok büyük restoranlara 50 kişi ve arada mesafeler bıraktırdılar. Ve en sonunda da o hal ilan etmek suretiyle okulları aynı Türkiye'deki olduğu gibi kapattılar. Evet. Ama burada önemli bir husus var. Türkiye'den daha önce koronavirüsüne
kapılmış olmasına rağmen İsviçre, Türkiye ile aynı zamanda okulları tatil etti ki burada büyük bir yanlışlık vardı. Yani gerekli önlemi gerektiği bir şekilde almadığını ben şahsen düşünüyorum. Ve burada şu da çok önemli Cem Bey. Buyurun. Az önceki söylenmiş olduğum gibi İsviçre daha ziyade tüketici bir ülke. Birçok tüketim malzemelerini dışarıdan alıyor, işçiyi dışarıdan alıyor. Dolayısıyla her tarafa bir yerde bağımlı bir ülke. Mesela burada İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya olmak kaydıyla birçok insan hala İsviçre'ye giriş ve çıkışı yapılmakta. İtalya'dan 60 bin dolayında vatandaşımız, İtalya vatandaşı İsviçre'ye gelmekte, orada çalışmakta bulunmaktaydı. Son zamanlardaki kapatmış oldukları bir takım ticari iş yerleriyle birlikte sayı azalmış olmasına rağmen hala maalesef, ama maalesef diyorum, bu kadar büyük bir vakanın görüldüğü İtalya'dan insanlar İsviçre'ye, Almanya'dan İsviçre'ye maalesef gelip çalışmış olduğunu da özellikle söylemek istiyorum. Yani burada alınan önlemlerin Türkiye ile mukayese etmiş olduğumuz zaman edecek olursak maalesef çok daha zayıf olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Yani alınan önlemlerin, tedbirlerin biraz daha zayıf olduğunu söylüyorsunuz ama peki vatandaşların bu tedbirlere, önlemlere uymaları noktasındaki hassasiyet nedir? Çünkü Türkiye'de evet %93, %98 arası uyuluyor gibi görünüyor. Yani İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bir ifade, bir oran ve ama görüyoruz ki İstanbul, Ankara gibi yerlerin bazı yerleri boş. Onları da ekranlara getiriyoruz ama yine İstanbul'da özellikle balık tutanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Spor yapmayanlar yine spor yapmaya başladılar. Bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ekipler uyarı yapıyor ama yani İsviçre'de bu durum nedir? Vatandaşlar rahat bir şekilde uyabiliyor mu kurallara? Burada da aşağı yukarı %80 olanın %80 oranında bu yapılan uyarılara uyulduğu kanaati ve görüşü hakim. Daha önceki yani ilk almış oldukları önlem ve yasaklamalarda bu daha biraz uyma konusunda daha az idi ama daha sonra 4 kişiden fazla bir arada bulunan ve temas halinde olan insanlara yaklaşık 100 frank bir ceza verilmesi öngörüldü. Bundan dolayı biraz daha insanlar şu an uymaya gayret gösteriyor. Ama şurada şu çok önemli. Tabii bu vatandaşlar uymaya gayret gösteriyor ama uymam durumunda olamayacak insanlar var. Mesela bunlardan bir tanesi evin içerisinde 5 kişi, 2 tanesinin işi var, gidiyor, çalışıyor ve orada dışarıda bunu uyma imkanı yok. Yani iş yerlerinde ne kadar uyarsanız uyun, ne kadar uydurmaya çalışırsanız çalışın, maalesef bir takım şeyler yapmacık ve göstermelik olduğunu da özellikle söylemek istiyorum. Ve bu arada da bugün son an itibariyle yaklaşık bir saat önce yapılan açıklamada İsviçre'de 16.904 vaka var ve 442-445 tane de maalesef ölüm hadisesi olmuş. Ve dünle bugün arasındaki sayıya bakmış olduğumuzda da nereden baksan 60-70 tane bir ölümde artış var. Evet. Ve İsviçre çok tarihinin, gerçi dünya bu aynı şekilde ama İsviçre birçok ülkelerden farklı bir özelliği vardı. İşte bilhassa sağlık konusunda, ulaşım konusunda vesaire konularında, ekonomik konuda. Ama her ne kadar bu kadar ileri olan bir ülke İsviçre olmasına rağmen bugün sağlık sektörü iflas etmiş ve inanın izlediğimiz için, yakından gördüğümüz için söylüyorum, Türkiye'den çok daha geride olduklarını da özellikle Yani vurgulamak aslında istiyorum. bu süreçte özellikle işte İsviçre'den bahsediyoruz. Ben de aralıklarla Türkiye'den bahsediyorum. Aralara serpiştirmeye gayret gösteriyoruz ama özellikle bu hassas süreçte bir de ülkelerin sağlıkla ilgili birimlerinin ne kadar güçlü olup olmadığı da ortaya çıkıyor. Siz bu noktada İsviçre'nin sağlık yönünden, sağlık birimlerinin aktif olarak çalışması yönünden biraz sınıfta kaldığını ifade ediyorsunuz. Bakın kesinlikle ben tabii
Bu biliyorsunuz isimleri veremiyoruz. Kendileri bildirmedikleri için bir takım hasta vatandaşlarımız, tanıdığım vatandaşlarımızdan söylüyorum. Ama birçokları doktor raporuyla tamam sen kesinlikle koronavirüs olmuşsun denilmesine rağmen inanın bugün 12-14 gün yatan insanın koronavirüsü için bir takım tetkiklerinin yapılmadığını söyleyebilirim. Hatta çok ilginçtir. İki tane çok önemli bir arkadaşımız kendisi de önemli bir mevkide olmasına rağmen 10 küsür günden beri yatıyor. Dayanamadı. Her ikisinde hastaneye gitti. Doktora tarafından gönderilmesine rağmen maalesef geri gönderildi. Şimdi bu durumda baktığımızda yıllardan beri başta ben İsviçre'nin sağlıkla ilgili ne kadar ileri seviyede olduğunu söyleyen benim böyle bir durumda iflas ettiğini görüyoruz. Bunu da üzülerek söylemek istiyorum. Ve inşallah kısa süre içerisinde bu vakanın son bulur. Ama bir eklemeyi de hemen yapmak istiyorum. Buyurun. Halihazırda bu basına yansımış olmamasına rağmen almış olduğum bir takım bilgiler çerçevesinde bunu söylüyorum. Biliyorsunuz İsviçre'nin en büyük şehri Zürih. Zürih şehrinde bir kapalı spor salonunun Sahra Hastanesi gibi bir hastane yapımı çalışması içerisinde olunduğunu da bugün itibariyle maalesef duymuş bulunmaktayım. Yani kendisine yeter bir tarafı yok. Artık dünya ve bilhassa İsviçre'de yaşadığımız için söylüyorum. İsviçre'de bu sağlık konusunda maalesef bitmiş durumda ki bunu kendiler özellikle söylüyorlar. İlk başta bu koronavirüs olayıyla yaklaşık 30 bin vatandaşın ölme ihtimalinden söz ediliyordu kötü bir görüşle ama bugün itibariyle 60-70 binleri hatta 100 binleri bulacağı varsayılmakta. Bu da artık sağlıkta nerede olduklarının bittiklerinin bir göstergesidir. Onun için inşallah biz bize yeteceğiz diyoruz ve Türkiye'yi de yakından izleyen, yakından gören, sizleri de takip eden bir kişi olarak şunu söylüyorum ki Sağ olun efendim. Türkiye'deki çalışmalarda gerçekten memnuniyetle görüyor ve ben de takdir ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Evet, yani bakıldığında Türkiye'de ilk vaka 10 Mart'ta görüldü ve 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gecede ifade edildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ve ondan önce tabii bizler biliyoruz ki 10 Mart'tan önce özellikle de dünya haritasını ekranlara getirdiğimizde ki defaatle ekranlara getirdik. Her yerin kırmızı yani koronavirüsle bir mücadele içerisinde olduğunu lakin Türkiye'nin hatta komşuları bile dört bir tarafı koronavirüsle mücadele ederken Türkiye'de henüz koronavirüs bulunmamıştı, görülmemişti ve işte bu sebeplerden dolayı belki de daha önce tedbirlerin alınması noktasında Türkiye'nin bir avantajı vardı ve o avantajı da güzel ve olumlu bir şekilde ilerletti akıbetini ki şu anda gelinen rakamlar diğer ülkelere göre baktığımızda biraz daha az elbette. Şimdi sizi de şunu sormak istiyorum size. İsviçre'de öncelikle tabii bu mücadele var, korona mücadelesi var. Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarıyla ilgili de birkaç sorum olacak. Var değil mi efendim? Evet, Ya maalesef var Cem Bey. bir Şu an sayısal bizim veri yetkili verir misiniz efendim? Buyurun. 3 tane vatandaşımız koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmiş durumda. Peki Bunların Türkiye'ye nakilleri nasıl oluyor? Cenaze nakilleri nasıl oluyor Sayın Başkan? maalesef bunların 2 tanesi İsviçre'ye defnedildiler. Bir tanesi Cenevre'den İsviçre'ye yollandı. Onu da sizler aracılığıyla gerçekten bir Dışişleri Bakanlığımıza da bir teşekkür etmek istiyorum. Koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda diğer ölümlerde nakil yapılıyordu cenazelerin ama koronavirüsünden maalesef vefat eden vatandaşlarımız Fransa'da oldu, Avusturya'da oldu. Bunlar Türkiye'ye nakledilmedi. Buradaki bizlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın ilgililerle gerekli ve yurt dışı YTB'nin de girişimleriyle buradaki vatandaşların özel bir tabutla Türkiye'ye nakillerinin gerçekleşmesi sağlandı. Yani
Bundan sonra yurt dışında vefat eden vatandaşlarımız koronavirüsünden aynı daha önceki olmuş olduğu cenaze nakillerindeki gibi Türkiye'ye nakledilmeye başlandı. Ancak burada tabii yıllardır bir gurbetçi denildi ve gurbeti biz Avrupalı Türkler olarak bir yerde bir tarafa bir kenara bırakmıştık ama çok önemli bir konuyu burada özellikle söylemek Buyurun, istiyorum Cem buyurun. Bey. Buyurun Sayın Başkan. Gerçekten gurbetin ve gurbetçiliğin, gurbette yaşamanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha bizler maalesef görmüş bulunmaktayız ki işte sizin de söylemiş olduğunuz gibi burada vefat eden vatandaşlarımız her kim olursa olsun cenazeleri rahatlıkla Türkiye'ye nakledilirken şimdi yalnız ama yalnız kargo uçağıyla cenaze yollanabiliyor. Buradaki hangi ne şekilde vefat ederse etsin eşi, çocukları ya da her kim olursa olsun yanında gitme imkanı yok. Türkiye'den bir yakını tarafından cenazenin alınıp kendi başına maalesef defnedilme imkanı var. Yani buradan cenazeyle birlikte herhangi birisi gitmiyor ki bu yaklaşık şu 4 gün önce burada bir tanıdığımız bir vatandaşımız vefat etti. Normal bir hastalıktan bir ölüm gerçekleşti. Allah rahmet Ama eylesin. hem sağ olun çok teşekkür ediyorum. Eşi, çocukları vesaire tüm yakınları maalesef burada havalanında onu uğurlayabildiler ancak o şekilde gönderebildiler. Ya bu da gurbetin gerçekten bu vakalarda ne kadar acı olduğunu bize bir zat daha gösterdi. Ve ben burada 40 yılını geçirmiş bir vatandaşımızdan 40 yılımın heba olduğu dediğini, keşke buraya gelmemiş olsaydım dediğini maalesef gördüm. O da işte buradaki gurbetçilerin, gurbette yaşayan vatandaşlarımızın çilesi böyle acılı ve zor günde ne kadar zor Evet. olduğunu da özellikle söylemek istiyorum ve bir kez daha da hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Peki. Şimdi son bir soru soracağım size. Akabinde Skype bağlantımızı noktalayacağız. Yine bir gelişme olursa elbette ki hafta içi her gün yayındayız. Sizlerle bağlantılarımızı sürdürmeye devam edelim. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önce onu söyleyeyim. Bugün saat 13.30 itibariyle bir bilim kurulu toplantısı gerçekleştirilmeye başlandı ve şu sıralarda da devam ediyor. Fahrettin Koca'nın açıklaması bugün saat 19.10'da olacak. 19.10'da yeni vakaları açıklayacak, yeni güncellenen tabloyu açıklayacak. Peki o tablo ne? Yani hangi sayıların üzerine yeni güncellemeler gelecek? Birlikte göreceğiz birazdan ama Sayın Başkan, sizin eklemek istediğiniz bir iki cümle varsa onu da alalım. Akabinde bağlantımızı noktalayalım. Özellikle İsviçre'de şu tedbirin alınması gerekiyor dediğiniz bir önlem var mı sizce? Evet, Hangisi nedir en başta? Cem Bey eksik derken ben eksikliğini sayarken maalesef bugün çıkan haberlerde iktidardaki bir siyasi partinin temsilcilerinin restoranlar dahil kapatılmış iş yerlerinin açılması gerektiğini yoksa ekonomilerine büyük oranda zarar vereceği konusunda açıklamaları var. Bunu gerçekten kınıyorum. İnsan sağlığı her şeyin üzerinde olması gerekirken maalesef ama maalesef yine öyle bir ilginç açıklamalar yapıldı ki ekonomi mi insan mı artık maalesef tartışmalarının yapıldığını görüyoruz ve bundan üzüntümü belirtiyorum. Avrupa'yı hep biz çok ileride ve çok güçlü gördük. Her şeyde insan faktörünün ön planda olduğunu bildik ve o şekilde yorumladık. Öyle olduğunu öğrettiler. Biz de o şekilde biliyorduk. Ama bu virüsle birlikte şunu üzülerek gördüm ve bunu şunu söyleyebiliyorum ki Buyurun. önce insan mı, ekonomi mi deniliyorsa, insan mı, para mı deniliyorsa burada her şeyin bittiği yerdeyiz. Ve dolayısıyla ben yetkilileri sağduyuya gerçekten davet ediyorum. Bir an önce daha etkin iş yerleri kapatılacaksa birkaç hafta kapatılsın. Bu virüsten bu dünya insanlığı bir an önce kurtulsun diyorum. Bizlere bu imkanı verdiğiniz için size çok çok teşekkür ediyor. Ben biz teşekkür Saygılarımı ederim. sunuyorum.
Sağlıklı günler dileğiyle tüm vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İsviçre'den bizlere son bilgileri aktardınız. Dilinizin döndüğünce ve vaktimiz azar elbette soracağımız daha da sorular var ama en önemli sorular hatlarıyla konuşmaya gayret gösterdik. İşte Türkiye'de İsviçre'ye göre biraz daha üst seviyede elbette ki tedbirlerin işte az önce ifade ettiğim gibi önceden tedbir almanın önemlilikleri burada ortaya çıkmış oluyor. İsviçre'de de umarız ki önümüzdeki süreçte sizin de ifade ettiğiniz gibi dert yandığınız gibi serzenişte bulunduğunuz gibi o sıkıntılar o problemler de tekrar tekrar gündeme gelir ve ölü sayısı yani vefat sayısı en aza indirgenebilir efendim. Ben çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür Teşekkürler. ediyoruz.